Günaydın. Değerli izleyiciler, hoş geldiniz CNN Türk ekranlarına. Bugün iki değerli akademisyen, iki değerli hocamız var. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden ki ODTÜ, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en saygın eğitim kurumlarından, üniversitelerinden biri ve ülkemize internetin, ne diyelim, interneti getiren diyebilirim herhalde, değil mi? İnternetin temellerinin atıldığı yer 25 sene olmuş. Tam 25 sene önce ülkemize internet geldi. Ne kadar göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Günlük hayatta çok kullanıyoruz da ne zaman geldiğini belki hatırlamıyor olabiliriz. Doktor Atilla Özgit, Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Profesör Doktor Elif Uysal Bıyıkoğlu, yine ODTÜ'den öğretim üyesi. İki hocamız da Ankara'dan geldiler. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Bugün teknoloji konuşmak istemiştim. Sizin gibi değerli hocalarımızın çalışmaları, öğrencilere önerebilecekleriniz, vatandaşlara önerebilecekleriniz birçok şey var diye düşünüyorum. Spesifik olarak hangi çalışmaları yaptığınızı da izleyicilerimize aktaralım. Hocam, siz Türkiye'de internetin kuruluşunda bulunmuş isimlerden birisiniz. Doğru. 1985'te aslında Türkiye bir ağ ile bağlı. Ancak bu marka bağımlı ve yavaş bir ağ. Ege Üniversitesi'nin öncülüğünde 85'te başlıyor. Sonra ağdaki performans sıkıntıları, teknoloji bağımlılığı gibi nedenlerle 90'lı yıllarda biz artık internete bağlanalım dedik. Çünkü 87'de de internet giderek dünyada gelişmeye başladı. Peki geç mi kaldı Türkiye? Yok, hayır. Tam tersine oldukça erken. Dünyayla hemen hemen eş zamanlı. Mesela bizdeki internet servis sağlayıcıların çıkışıyla dünyada commercial internetin, ticari internetin başladığı zamanlar aynı. Ancak tabii kapasite, hız anlamında hep geriden geldik. Bugün de kapasite şimdilerde, hız anlamında şimdilerde daha iyiyiz. Hayır, şimdilerde daha iyiyiz. Yani ortalamalarda mıdır Türkiye kapasite hız anlamında? Evet, evet. Tabii ki o... Dünyada çok... ilk 20 arasında var mıyız? Hemen hemen. Öyle mi? Zannederim. Yani... Niye ilk 20 dedim biliyor musunuz? Diğer indekslerde genelde 30'lu 40'lı rakamlardayız. İnternette zannediyorum son zamanlarda, son 4-5 yıldır kapasite anlamında, bant genişliği anlamında çok kötü değil. Elif Hoca'ya da soralım. Eve gelen internet bakımından belki o düzeyde olmayabilir. Daha mı geridedir diye düşünüyorsunuz? Yani benim bununla ilgili elimde veriler yok şu an için ama... yaşadığım ülkelere bakarak, hani ziyaret ettiğim ülkelere bakarak, hani eve gelen internet bakımından sanki çok yüksek bir hız yaşamıyoruz ama. Ben de evimdeki internetin hızından memnun değilim, evet. Onu söyleyeyim. Tabii ben bu algıya biraz şeyden kapılmış olabilirim. Biz üniversitede altyapımız oldukça gelişkin. Üniversitede lojmanda kalıyorum. Dolayısıyla oradan cayır cayır. Evet, orada yani, muhtemelen. Şimdi Profesör Doktor Elif Uysal Bıyıkoğlu, Türkiye'de de en genç bu unvanı almış isimlerden, profesör olmuş isimlerden biri. Dünyanın başka ülkelerinde de çalışmaları olmuş bir isim. Bir özet yapar mısınız bize lütfen? Şu an ne yaptığınızı, tabii, hangi bölümde çalıştığınızı? Ben ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde haberleşme ağları alanında çalışıyorum. Haberleşme ağları alanında araştırma yapan bir grubumuz var. Genel olarak kablolu ve kablosuz bağlantılar üzerinden en az enerji kullanımıyla en taze veriyi göndermek konusunda çalışıyoruz. Enerji verimliliği. Enerji verimli veri gönderimi. Örneğin sensörlerin aldığı verilerin internet üzerinden en taze şekilde ve en az enerji, en az kaynak kullanarak gönderilmesi alanında, evet, çalışıyoruz. Yani teknolojiyi yakalayamazsak birkaç dik geriye düşeceğiz. Mutlaka teknolojiyi yakalamamız lazım. Üniversitelerimiz bu bakımdan çok önemli. Dünyayı yakından izlememiz lazım. Özgür bir düşünce ve bir tartışma ortamının olması lazım dünyayı yakalayabilmek için. Bunlar çok önemli şeyler. ODTÜ bu alanda Türkiye'de çok önce olan bir kurum. Yakalayabilecek miyiz teknolojiyi? Dünyada büyük bir dönüşüm var. 4.0 deniyor. İşte kesinlikle, yapay zeka, konuşan nesneler birbiriyle konuşuyor, otomobiller konuşuyor, bulutlar vesaire vesaire, verilerin büyük toplandığı alanlar. Ne dersiniz hocam? Yakalamak kesinlikle mümkün. Çünkü artık gitgide internet uygulamalar merkezli ve veri tarafından veri tarafından yönlendirilen bir hale geliyor. Veri toplamak ise sensörlerle oluyor. Bu sensörlerin ucuzlamasıyla birlikte, düşünmesiyle örneğin 2021 itibariyle
Evimizde bulunan tüm beyaz eşya ve diğer küçük ev aletleri içinde sensörler olacak. Bunun dışında yaşadığımız binalarda, sokaklarda vesaire binaya entegre sensörler olacak. Bunların topladığı veriler bir takım uygulamaları sürecekler. Şimdi çok az bir yatırımla, çok parlak bir fikirle başarılı bir uygulama yaratmak mümkün ve çok başarılı olmak mümkün ticari olarak. Bunun pek çok örneğini gördük son yıllarda. Çok az bir yatırım var. WhatsApp, işte YouTube vesaire. Spotify'lar falan. Spotify'lar, Uber vesaire. O yüzden bu konuda başarılı olmak için çok fazla kaynağa da gerek yok. Peki biz Türkiye'de bu startup deniyor İngilizce'de. Belki Türkçe tam bir karşılık, bir Türkçe'de ne diyoruz? Startup'ın bir karşılığı startup'ın var mı Türkçe'de? Startup'ın karşılığı. Düşündüm geçen gün ne diyelim diye bulamadım. Aslında dilimizin de yani modern teknolojiye karşılıklar üretmesi için biz de teknoloji üretirsek belki daha doğru, kolay yakalayacağız. Doğru. Düşünüyorum startup'a ne diyelim diye. Doğru. Belki izleyicilerimizin aklına bir şey gelirse Twitter'dan yazsınlar. Evet. Yani yeni başlayan yaratıcı iş, düşünce modelleri. Ama bakın bir kelime söyleyemedim, bir sürü şey söyledim. Tabii inovasyon var ama tam birebir karşılamıyor. Tam karşılamıyor. İsveç mesela bu konuda dünyada çok önde gelen ülkelerden biri. Startuplar, yeni düşünceler konusunda. Bizim üniversitelerimizde de böyle çok genç ve parlak arkadaşlarımız bu konuda şeyler üretiyorlar mı? Onlara nasıl destek olabiliriz acaba? Var tabii yani biz, ben son bir yıldır siber güvenlik bölümündeyim. Daha önce bilgisayar mühendisliği bölümünde uzun yıllar çalıştım. Kendi mezunlarımızdan biliyorum, yurt dışında gidip Silikon Vadisi'nde çok başarılı olmuş örneklerimiz var. Ancak şu gençleri biraz da yanıltıyor. Yani son 10 yıldır böyle bir startup pompalaması var. Abartılan bir şey mi? Şöyle, gelişkin ülkelerde bilinçli bir şekilde, örneğin 1 milyar doları ben bu alana koyuyorum, 1000 projeye dağıtıyorum. 1000 projeden bir tane çıkacak ama o 1 milyar doları geriye getirecek diye yatırıyorlar. Bu arada 999 projede hayallerle birlikte yok oluyor. Dolayısıyla başarı oranı aslında büyüğün içinde, büyük rakamların içinde çok küçük. Dolayısıyla bundan böyle hayal kırıklıkları yaşayan gençlerimiz de az değil. Ama olacak bu. Yapacak bir şey yok. Bir beyin, yoğun bir beyin göçü var mı? Eğer böyle kesinlikle. Bir şey varsa, var mı diyorsunuz? Kesinlikle. İki hocamız da hemen kesinlikle dedi. Mesela bu Kanadalı BlackBerry bir dönemin de çok yaygın kullanılan akıllı telefon üreticisi İstanbul kökenli bir ailenin ürünüdür. Buradan göç eden birçok insan Avrupa'da, Amerika'da başarılı işler yaptılar. Yoğun bir göç olduğunu düşünüyor musunuz bilim insanlarımızın? Son yıllarda ben özellikle öğrencilerimizde de çok büyük bir yurt dışına gitme isteği görüyorum. Bu beyin göçü hızlanarak arttı evet. Son birkaç yıldır. Durdurmamız lazım. Yani tabii bu zorla olacak bir şey değil de imkan yaratarak, fırsat doğru. Yaratarak değil mi? Bence aslında girişim için fırsatlar mümkün. ODTÜ'nün Tekno kentinde örneğin, Türkiye'nin ilk Tekno kentidir. Çok sayıda yeni firma var. Çok sayıda başarılı ihracat yapan firma var. Türkiye'de aslında teknoloji firması için çok büyük destekler, vergi avantajları var. Özellikle örneğin Amerika ile karşılaştırdığımızda, Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştırdığımızda, Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığımızda çok büyük destekler var. Aslında bence beyin göçü şu nedenle yavaşlayabilir önümüzdeki yıllarda. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da Ar-Ge'ye verilen destek havuzu küçülmeye başladı. Öyle mi? Hatta doktoralarını bitiren insanların uzak doğuya gittiğini görmek, uzak doğuya giden örnekler görmek. Neden öyle yani kaynak çünkü kurduk çok yani. Daha büyük yani 5-6 kat büyüklükte fonlar alabiliyorlar. Çin'de örneğin. Çin'de. Yapay zeka konusunda, otomasyon konusunda. Ki Çin'de işte Amerika'yı yakalamak evet şu anda istiyor, yapay zekada örneğin bir silahlanma savaşı var. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin. Avrupa henüz bunun içinde gibi değil. Askeri alanda gelişiyor mu demek istiyorsunuz? Yok. Silahlanma derken yapay zeka konusunda bir yarış var. Öne geçme evet, yarışı evet, öne geçme yarışı. Anladım. Türkiye nerede yapay zeka konusunda? Biz o konuda biraz... Yani tabii ki çok ileride araştırmacılarımız var ama... Var tabii ama yani bizim bilim dallarımızda işte bilgisayar mühendisliği açısından bakıyorum. Herhalde kabaca 1/6, 1/7 gibi
30 kişinin 4-5 kişisi. Biraz böyle popüler taraflarına da konunun eğilmek adına kısa bir süre önce hayata veda eden Stephen Hawking zaman zaman konuşmalarında yapay zekanın tehlikeli bir yönüne de dikkat çekiyordu. Yani bir gelecekte insanlığı ele geçirebilir, çok kötü bir şey olabilir, kontrol edebilir insanlığı ve insanlık çaresiz kalabilir gibi biraz böyle bilim kurgu filmlerini andıran bir tablo da ortaya koymuştu. O 2001 Kubrick'in filmini de belki çağrıştırabilir insanlar bakımından. Böyle bir risk var mıdır size göre Elif Hanım? AlphaGo Zero'yu biliyorsunuz örneğin. Kendi kendine Go oyununu öğrenen, strateji geliştiren bir yapay zeka algoritması. İşte en iyi insan oyuncuyu yendi. Şu an yenerken onun kullandığı enerjiye bakalım. Yaklaşık insan beyni işte 20-30 watt enerji kullanıyorsa AlphaGo Zero 1-2 kilowatt gibi sanıyorum. Yani yaklaşık 100 katı mertebesinde bir enerji seviyesiyle insan zekasını yenebilmiş durumda. Daha düşük bir enerji düşecek. Kullanarak evet. istiyorsunuz değil mi? Hayır, daha fazla şu anda. 100 kat daha fazla. Enerji kullanarak yapay zeka insan beynini yenebildi. Bu hızla azalacak gibi görünüyor. Yani hızla yakalayacak. Ve tabii ki bir noktada açıkçası insanlar tarafından kontrol edilmeyen bir geleceğe gitme ihtimali kayda değer, yani ciddiye alması çok, gereken. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Bir ihtimal. Şimdi hocam, bu konuda isterseniz lütfen görüşünüzü biraz alayım. Farklı bir şey söyleyeceğim. Lütfen çünkü. Unutmayın. Şöyle bir şey daha sorayım size. Hep deniyor ya, bu biraz belki tıbbın konusu ama bilimin genel olarak konusu. Yani insan beyni çok mükemmel. İnsanlar beyinlerinin işte sadece şu kadarını kullanabiliyorlar. Yani gerçekten mükemmel bir yapıdan bahsediyoruz. Fakat daha mükemmel bir yapı onu gerekirse alt etme noktasına mı geliyor? Şimdi Elif Hoca bir konu açtı mesela. Stephen Hawking'in söylediği üzerinde. Mümkün olabilir diyor. Siz ne diyorsunuz? Şimdi benim şöyle bir görüşüm var. Konunun uzmanı değilim. Ama mesela satranç meraklısıyım. Dünyanın en iyi satranççılarının turnuvalarını izleyici olarak sürekli ilgi gösteriyorum. Çok uzun yıllardır, 1990'ların ortasından itibaren bilgisayarlar dünyanın en iyi satranççılarını yener hale geldiler. Evet. Çünkü satranç oyunu ve Go oyunu aslında ihtimallerin bir ağaç yapısı içinde hızlı değerlendirmesine olanak tanıyan bir şey. Hızlı değerlendirmeyi bilgisayar çok rahat yapabiliyor. Oyun gibi bir arama uzayında en iyi seçenekleri arama konusunda insan beynine göre çok daha hızlı. Ama insanın bilişsel yetenekleri, sezgisel yeteneklerini yapay zekaya eşleyebilmek bildiğim kadarıyla çok zor bir konu. Dolayısıyla sezgisel yeteneklerini mi? Bilişsel ve sezgisel. Yani beynin anladım. Satranç oyunu gibi. Güzel. Türkçe'de aslında güzel ifade. Sezgi benim çok sevdiğim bir ifade. İyi de anlatıyor. Yani o sezgi bilgisayarda, yapay zekada olmayan bir şey mi? Kanımca çok zor bunu elde etmek. Yani bu dediğim gibi konunun uzmanı olmadığım için. Bu enteresan bir şey değil mi sezgi konusu? Ben de konunun uzmanı değilim. Atilla Hoca'ya katılıyorum tabii ki. Satranç, Go gibi oyunlar bütün stratejileri değerlendirip hesaplamaya dayanan örnekler olduğu için insanların yaptığı tüm kararları içeren bir düşünce sistemi değil. Ancak yani konunun uzmanı olmayarak tahminimce bilgisayarların öğrenme metoduyla geliştirecekleri sezgi insanın sezgisinden daha farklı olabilir. Evet. Bu arada ben Twitter'dan yazın demiştim. Gelenler var. Süleyman Advan demiş ki startup için başlama vuruşu denebilir demiş. Peki bu bir öneri olsun. Startup için dijital girişim demiş Buğra Ayan. Güzel öneriler geliyor bence. Ben bundan yıllar evvel Airbus'un uçak üreticisi CEO'suyla bir röportaj yapmıştım ve dedim ki tamamen insansız bir şekilde üretecek misiniz bu uçağı? Dedi ki mümkün fakat muhtemelen insan olacak içinde dedi kokpitte. Bana sorsanız yani bir yolcu olarak tamamen makinelere güvenirim. Yani tamamen insanın olmadığı bir uçakla uçarım. Fakat hala orada insansız otomobilde de böyle bir şey var ya, yani olmalı mı olmamalı mı? Geçenlerde Amerika'da bir kaza oldu.
Bu nereye gidecek? Tamamen insansız bir modele doğru gidebilir mi bu tip şeyler, platformlar? Ne dersiniz? Gidebilir gibi görünüyor. Hatta önümüzdeki yıllarda otonom araçlar kullanıma çıkacak gibi duruyor dünyada. Bütünüyle otonom. Bütünüyle yani. İnsanın otonom. Olmadığı. İnsanın olmadığı. Dedikleri. Yani içinde uyuyabileceğiniz. Evet. Öncelikle kara taşımacılığında tabii ki. Kara taşımacılığında. Öyle görünüyor ve aslında hani trafik ışıklarına gerek duymadan belki hani trafik tamamen otonom araçlar tarafından domine edildiğinde belki trafik ışıklarına gerek duymadan en verimli şekilde ulaşım sağlamak uçak mümkün olacak ve kazaları da düşürecektir uzun vadede diye düşünüyorum. Uçak da çok farklı değil. Tabii hani onu o seviyeye geçmek hani insanların bir insan pilot olmadan rahat etmeleri belki yine psikolojik olarak bir süre alacaktır. Belki engel psikolojik değil mi orada? Teknik değil de. Evet, de, tabii. Hem teknolojik hem psikolojik evet. Tabii ki. Teknolojinin güvenilir olması için daha epey süre var. Bir de aslında network'te de, internette de bir takım temel değişiklikler gerekecek. Neden? Çünkü örneğin bir otonom arabayı ele alalım. Ortalama bir otonom araba yaklaşık olarak saniyede 1 gigabit data üretiyor, veri üretiyor. Arabanın üzerindeki sensörler daha doğrusu, her türlü sensör. Şimdi bu o kadar büyük bir veri ki ve verilmesi gereken bazı kontrol algoritmalarının yapacağı kararlar, vereceği kararlar milisaniye düzeyinde alınmak zorunda. Şimdi bütün bu datanın bir bulut bilişime gönderilip geri gelmesi, hani internet üzerindeki gidiş geliş süresi bakımından sizin çalıştığınız alanlar biraz mı? Yani biraz benim çalıştığım alanlar bunları sağlayan altyapılar diyelim. Şimdi gidip gelmesi pek uygulanabilir bir şey değil. O yüzden bu hesaplamaların network'ün ya yani internetin sınırlarında, uçlarında yapılması gerekiyor. Bu edge computing deniyor buna. Bu edge computing denen yapılarda büyük gelişmeler gerekiyor. Ve hani bulut bilişimin de yavaş yavaş kaybolacağı ve her şeyin bu internetin sınırına gideceği gibi görüşler var. Toplanan verinin miktarının azaltılması, verinin ne zaman toplanması gerektiğini belirleyen algoritmalar bulunması, veri analitiği, bu konularda gelişmeler olması gerekiyor. Şimdi güvenlik tabii çok önemli. Hocam siz de bu konuda çalışıyorsunuz. Biz otonom otomobil diyoruz. Yani sürücü olmadan giden otomobil olacaksa uçak vesaire trenler kısmen var zaten. Yani havalimanlarında falan Paris'te şurada burada insansız trenler, modeller çalışıyor. Ya hacklenirse ya güvenlik açısından yani bir virüs girerse içine bu sefer ne olacak? Ki buna benzer çok durumlar oluyor. Bunu böyle %100 korumak mümkün olabilir mi acaba? Şimdi güvenlikte %100 güvenlik yok. Yok. Bu olumsuz cümleyi kurarak başlayalım. Ama bunu %100'e çok yakınlaştırmak mümkün. Kabul edilebilir bir seviye denebilir mi? Evet. Ama teorik tehlike hep var. Bir hırsız polis oyunu bu. Bilinen açıklıkları kapatıyorsunuz, yeni açıklıklar bulunuyor. Hep bulunma önce, kapatma arkadan geliyor. Bir de şöyle bir şey, yaklaşık 2000 yılına kadar yazılım geliştirmede, sistem geliştirmede güvenlik çok fazla düşünülmezdi. Evet. 2000'li yıllardan itibaren, şimdi artık sistemlerin tasarımından başlayarak daha sıfır zamanda güvenlik düşünülerek sistemler geliştiriliyor. Dolayısıyla her yeni sistem daha başarılı olacak bu konuda. Bu arada tabii yine deminki bu Türkçe konusunda güvenlik, security İngilizce, safety de tabii. Güvenlik olarak tabii. Kullanılıyor. İkisini ayırmak lazım. Doğru, Türkçe'de bu söylediğiniz, ama. Bu söylediğiniz evet. Emniyet ve güvenlik emniyet diyoruz aslında. Doğru. Emniyet belki. Evet. Yani evet, belki. Safety, yani security daha çok böyle hani asayişle alakalı Hı-hı. bir boyutu anlatırken safety ise değil mi? Sistemlerin emniyetli güvenliği, olmak. Emniyetli olması, uçuş Hı-hı. emniyeti falan diyoruz evet. mesela. Uçuş güvenliği başka bir şey, uçuş emniyeti başka bir şey. Evet. Doğru. Peki, şimdi Twitter'da bir şey görmüştüm. Onu paylaşmak istiyorum. Diyor ki Google merak, arayış ve ihtiyaçlarımızı, Facebook ilişki çevremizi, hobi ve alışkanlıklarımızı, Twitter düşünce, yorum ve tepkilerimizi, WhatsApp özel dünyamızı, haberleşmemizi, Swarm nerede gezip tozduğumuzu izliyor, kaydediyor. Yani
büyük birader bizi takip ediyor. O meşhur Orwell'in romanında olduğu gibi. Böyle bir dünya mı var? Yani Amerika'daki serverların içinde mi bizim bütün hayatımız, anılarımız, belleklerimiz? Evet. Bu çok tehlikeli bir şey mi bir taraftan da bakıldığı zaman? Kesinlikle. Yani şöyle bakmak en son lazım. Facebook skandalından da gidebiliriz. Böyle. Evet, evet. Yani iki boyutu var. Bir, bu türden büyük tekeller ister istemez dominate ediyor. Ve bütün insanlar o servisleri kullanıyorlar. İkincisi, kişisel verilerini insanlar bu büyü sonucunda çok sınırsızca paylaşmaya başladı. Her şeyi ne isterse veriyoruz tabii, yani. Tatile çıkan tatile çıktım diyor. Bakıyorsunuz arkadan evine hırsız giriyor. Yani hırsızlar o kadar artık takip ederek çalışıyorlar. Çarpıcı bir şey söylediniz aslında. Tabii, evet. Tabii. Yani tatile çıkacağınızı söylediğiniz zaman evinizin boş olduğu biliniyor. Peki ne diyorsunuz mesela bu konunun bir uzmanı olarak? Biraz daha ketum mu davransın insanlar? Doğal her olarak sorudan yani, soruya yanıt vermeyin mi dersiniz? Yani düşünsenize lokantalardan bütün güncel sosyal hayatınızda gençler böyle sürekli 15 saniyede bir şeyler yapıyorlar. Konum, buradayım, konum servisler üzerinden de gittiğiniz konumu belirliyorsunuz. Tabii. Ama mevcut uygulamalar, yeni uygulamalar da o soruların bazılarına yanıt vermezseniz bir sonraki aşamaya geçemiyorsunuz. Değil mi? Öyle şey, engeller de var. Tabii. Onu söyle, bunu söyle, onu sor, bunu sor. Evet. Şimdi zaten bu problemlerin sonucunda hem Türkiye'de kişisel verileri koruma kanunu ve bununla ilgili bir kurum kuruldu. Çok yakında yasası da ya devreye girdi çok ya girmek üzere. AB tabii, tam birlik müzakerelerinin de önemli parçasını oluşturuyor. Aynen, dünyada da eş anlı olarak şu anda insanların hangi bilgileri gizlidir, hangileri yayınlanabilir tartışılıyor. Evet. Ve iki ucu keskin kılıç. Çok haklısınız. Elif Hocam, size bir şey sormak istiyorum. Benim çok önemsediğim bir konu var. Şimdi akıllı telefonlar ve teknoloji çok gelişti ve bunu daha çok gençler etkili bir şekilde kullanıyorlar. Doğru. Fakat ben yaşlıların ve mesela bu erişimi daha zor olan insanların yeterince kullanamadıklarını görüyorum. Mesela bir akıllı telefonu bir yaşlı insana versek zorlanır. Şifre nasıl akılda tutacak, nereye yazacak vesaire. Hayatı kolaylaştırması bakımından, yaygınlaşması bakımından şeyiniz nedir? Tahmininiz, gözleminiz aslında nedir? Aslında bence şu an bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Yani bundan evet. 25 yıl öncesine bakarsak hayal şuydu. Her yerde, her zaman internet erişilebilir olsun. Evet, sokakta yürürken internet olsun. Ben. Evet, bu bir hayaldi 25 yıl önce. Bugün bu gerçekleşmiş durumda. Şimdi her yerde, her zaman, bir de hemen hemen her cihazdan, her buzdolabı, buzdolabı internete bağlı vesaire, bardak neredeyse bunların bağlı olması gidişi var. Her şeyin interneti deniyor. Şu an buna geçiş dönemi. Internet of Things dedikleri şey değil mi? Evet, bir nesnelerin interneti var. Bu her şeyin interneti ise daha geniş bir kavram. Bir sonraki aşaması. Evet, yani gidiş her şeyin internetine doğru. Şimdi böyle olunca aslında internet elektrik gibi, su gibi bir kamu hizmeti her an olmasına alışık olduğumuz bir şey haline gelecek gibi görünüyor. O zaman bu arayüzlerin pek önemi kalmayacak. Daha mı kolaylaşacak o zaman diyorsunuz mesela? Sanıyorum. Yani yavaş yavaş zaten hani 25 yıl öncesinde gerçekten bilgisayar okur yazarı olmak gerekiyordu. Örneğin e-mailinize bakmak için bile. Ama şimdi artık hani çok sofistike sistemler kullanıyoruz. Mesela Türkiye'de sosyal ağların kullanımı, mobil bankacılığın kullanımı çok kolay girdi Türkiye'ye. Hızlı olgunlaştı belli bir yere. Evet. Yani bunlar çok komplike Facebook şeyler ama insanlar bunların altında ne çalıştığını bilmiyorlar ve bilmek zorunda da değiller. Gittikçe bu bir de artırılmış gerçeklik yakında hayatımıza girecek. 5G'nin de ortaya çıkmasıyla birlikte artırılmış gerçeklik çok doğal bir şey haline gelecek. Somut olarak birkaç örnek verir misiniz? Yani artırılmış gerçeklik dendiğinde insanlar mesela yani şu telefondan böyle böyle şu hareketi yaparak sayfalar giderken belki bir sanal bir ortamda şunu yaparak bir görüntü izleyecekler, tabii ki, görecekler tabii belli ki bir gözlükle. Onu mu kastederek onu kastediyorum. Örneğin Uzak Doğu'da şu an artırılmış gerçeklikle tatile gitmek diye bir kavram başlamış.
durumda. Yani nasıl oluyor? Yani bir yerde oturuyorsunuz, uçak gibi döşenmiş, gözlüklerinizi takıyorsunuz ve uçuş görevlisi gelip size yemek getiriyor. Gözlüklerinizi takıyorsunuz, örneğin Paris'e gidiyorsunuz. Ve gitmiyorsunuz aslında. Evet. Yani gitmiyorsunuz ama gitmiş gibisiniz. Evet. Bütün sokaklarını geziyorsanız eğer oturduğunuz yerde aşağı yukarı gitmiş gibi oluyorsunuz zaten. Belki evet. O zahmete girmeden, huysuz Parisli garsonların kötü muamelesine maruz kalmadan... Değil mi? Toplam 50 euro harcayarak yani mesela. Bir gecesi işte 300-500 euro olan bir otele gitmeden. Evet. Ama bu orada... bir devrim yani mesela söylediğiniz şey. Bu turizmi bütünüyle değiştirebilecek bir şey. Hocam ne dersiniz? Şimdi bunun tabii daha eski örnekleri var. Teknoloji, yazılım, donanım olarak ne kadar gerçekçi olursa insanı o kadar etkiliyor. Mesela ben uçuş simülatörünün içine binmiş biriyim. Hı hı. Yani kendinizi ilk 2 dakikadan sonra... unutuyorsunuz ve gerçekten uçtuğunuzu düşünüyorsunuz. Doğru. O kadar etkileyici. Dolayısıyla bu kesin. Ben bu küçük Internet of Things ile ilgili olarak birkaç bir şey söylemek istiyorum. Yine bu emniyetle ilgili olarak. Hı-hı. Yani bu güvenlik gerçekten öyle bir yere doğru gidiyor ki. Mesela uzaktan evinizdeki fırını bir hacker'ın 250 dereceye getirip siz evde yokken yangın çıkartması mümkün. Kesinlikle. Çok çarpıcı bir şey. Yani bugün de mümkün bu yani aşağı yukarı. Bugün beyaz eşya o kadar bağlı değil ama çok geçmeyecek. Çok kısa bir süre sonra. 2-3 sene sonra. Ve Avrupa'da yeni öğrendim bunu. Avrupa'da beyaz eşya üreticilerine bu enerji verimliliğine ilişkin A3 yıl 3 plus gibi şeyler var ya. Evet. Güvenlik açısından böyle bir etiket konması öneriliyormuş. A3 plus güvenliklidir diye. Çok çok önemli. Bir de gerçekten yani zararlı uygulamalar, işte bu internetin karanlık yüzü, Türkiye'de kısa bir süre önce yaşanan hadiselerde olduğu gibi bir takım örgütlerin, terör örgütlerinin kurdukları gizli haberleşme ağları, yani bu bylog'lar vesaireler yaşandı. Bununla ilgili yani bir karanlık da bir taraf çok güzel ve şahane, hayatımızı kolaylaştıran bir yönü olduğu gibi internetin ve teknolojinin, İnsanların yani ve güvenlik mekanizmalarının, devletlerin kontrol edemediği bir gri alan yaratması da söz konusu. Burada öngörüler, görüşler nelerdir? Ne dersiniz? Hocam buyurun, sizden başlayalım. Birden fazla boyutu var bunun. Yani en son konuşulan Rusya'nın ABD seçimlerini etkilemesi çok falan gibi devletler arası örnekler var. Devletlerle doğrudan bağı olmayan terör örgütlerinin bunu kullanması var. Hacker psikolojisi dediğimiz tamamen bir meraktan örgütlenmiş gruplar var. Ama var. Yani karanlık bir tarafı var bunun. Daha da ancak, artacak mı bu? Artar mı bu? Bir yandan artmaya çalışacak ama sanki haberlerden görebildiğim kadarıyla Europol falan gibi örgütlerde bayağı bir çalışma var ve azalmaya başladı. Mesela biz bu alan adlarını yönetiyoruz hala. .tr ve bundan 2 sene önce çok büyük bir saldırı yapıldı bize. 15 gün sürdü. 15. Arkasından bizi deviremediler. 15 gün sonunda kamu kurumlarına, finans sektörüne saldırdılar. Yani Türkiye 3 hafta boyunca çok yoğun saldırı altında kaldı. Arkasından kameraları Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük bir internet servis sağlayıcısının hizmetleri kesildi. Kameraların üzerindeki yazılımların açıkları kullanılarak. Tabii kamera sayısı o kadar yüksek ki dünyada. Evet. Bu kameraların üzerindeki işlemcileri ele geçirerek çok büyük saldırılar ürettiler. Yalnız şu böyle sezgisel olarak dikkatimi çekiyor. Sanki bununla savaş giderek yoğunlaşıyor. Ve belli bir dengeye oturdu gibi. Çünkü çok uzun zamandır böyle çok ciddi saldırılar yok. Hocam, Amerika seçimlerinin etkilendiği iddiası Rusya tarafından çok önemli bir mesele. Bundan sonra dünyadaki bütün seçimler başka ülkeler tarafından etkilenebilir mi? Yani demokrasi de teknolojinin getirdiği avantajların kötüye kullanılması sebebiyle tehdit altında mı ülkeler? Tabii orada anladığımız kadarıyla elektronik postalar sızdırılıyor. Yani doğrudan seçim yapılan bilgisayarlarla ilgili bir güvenlik sorunu. Ama oraya da girebilir belki. Ne dersiniz Elif Hanım? Kesinlikle. Her şeyden önce saldırıyla ilgili şunu söylemek istiyorum. O bir gerçek. Her zaman hayatın gerçeği olacak. Bugün eğer saldırı gerçekleşmiyorsa önemli bir kurum değilsiniz demek. Yani evet.
her zaman için bu olacak. Hackerlar, aslında hacker kültürü uzun vadede bence sağlıklı bir kültür. Çünkü hackerlar açıklarımızı buluyorlar. Teknolojinin açıklarını buluyorlar. Şimdi seçimleri etkilemek gibi şeyler bence kesinlikle mümkün. Ama olay daha büyük boyutlu. Aslında son araştırmalar gösteriyor ki sosyal ağlarda insanların, toplumların kanılarını yönlendirmek kolay. Ama tabii hackerlık bir suç nihayet. Hackerlık tabii. Değil mi yani? Yasal bir suç. Evet. Normal şartlar altında bir evet. suç. Yani şunu demek istiyorum. Hackerlık yapmadan bir takım bilgiler yanlış ya da doğru bilgiler pompalayarak sosyal ağlar üzerinden insanların görüşlerini şekillendirebiliyorsunuz. Bu evet. Twitter'da evet. çok yapılan bir şey. Yani evet. ben çok artık hepimiz herhalde anlıyoruz ki belli bir dönemde bir takım toplumsal hareketler zaman zaman yaşandığı zaman bazı kesimler ve örgütler orada yoğun bir hareketlenme içine girip kanaatleri, hareketleri yönlendirmeye Kesinlikle. Çalışıyorlar. Bu dünyanın her yerinde oldu. Evet. Böyle bir sosyal medya gerçeği var. Bu arada bir de hackerlara şeyi eklemek lazım. Gerçekten bu kültürü de kaybetmemek gerekiyor. Çünkü hackerların beyaz şapkalı ve siyah şapkalıları. Doğru. Bu beyaz şapkalılar sizi... Yani yararlı önceden, olan evet, şeyler... Evet, açıklarınızı önceden bulabilmek için. Evet. Siz zaten... Devletler de kullanıyor bunları zaten. Kesinlikle. İşe alıyorlar. İşe alıyorlar. Tabii ki. Gel sen benim bünyemde çalış diyor yani. Zararlı bir şey yapacağım. Peki gençler ve çocuklar açısından neler söylersiniz? Özellikle teknoloji bağımlılığı korkulan bir boyuta ulaştı mı? Yoksa abartıyor muyuz bu konuyu Elif Hanım? Şimdi bu konuda sanıyorum kimse doğru cevap nedir bilmiyor. Yani gençlerin, çocukların teknoloji bağımlılığı, belki bağımlılık demeli miyiz bilmiyorum ama teknoloji kullanımı çok hızlı artıyor. Ekran başından ayrılmaz hale geldi çok çocuk. Bu nereye varacak? Hani onların gelişimine engel olacak, kötü yönde etkileyecek bir şey mi? Yoksa ilerideki gelecek için zaten onların bu şekilde mi gelişmeleri gerekiyor? Bunun cevabını ben bilmiyorum. Evet. Yani bunun cevabı sanıyorum ileriyi görmeden verilebilecek bir yanıt değil. Biraz aslında yaşayarak belki de bu deneyimleyerek evet. de göreceğimiz bir şey. Hı-hı. Çocuklarınızın elinden yani o bilgisayarları böyle alıp da aman çocuğum oyun oynama evet. biraz radikal bir şey olur. Galiba burada bir dengeyi yakalamak lazım. Tabii her şeyde olduğu gibi bunda da belki. Ne dersiniz? Yani tıp biliminden birileri katkı verebilir bu konuya. Fizyolojik anlamda göz sağlığı, işte küçük ekranları yakından izlemek erken evet. yaşlarda ciddi sorunlara yol açabilir. Belki bunun bir ergonomisinin saptanması lazım. Yani çocuk ne uzaklıktan bakmalı. Doğru. Evet. Belki gün içinde kaç saat kullanmalı. Ya da monitörler, ekranlar evet, ona göre gelişmeli. Evet, eğitim bilimcilerle tıp bir şeyleri, araştırmacıları bunu bu çocukların intiharına diye. Neden olan bazı oyunlar vesaireler neydi? Mavi balina mıydı? Ona evet. benzer bazı şeyler de yaşandı. Evet. Onunla ilgili bir şeyiniz Kesinlikle var mı? Kesinlikle büyüklerin gözetiminde çocukların internette ile etkileşimde bulması önemli. Takip mi etsin anne yani, babalar çocukların? Anne babaların çocukların ne yaptığının az çok farkında olması önemli diye düşünüyorum. Yani bu gibi yanlış yönlere gidilmemesi açısından. Evet. Hocam Atilla Özgit'e sormak istediğim şeylerden biri de yani devletler, hükümetler veya sistemler zaman zaman sakıncalı gördükleri siteleri, erişimleri sınırlandırıyorlar, engelliyorlar. Bugünün dünyasında interneti sınırlamak, kapatmak, erişimi engellemek ne kadar mümkün olabilir? Mümkün. 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 Yapıldığı durumlar var. Türkiye'de de var. Başka ülkelerde de var. Şimdi mesela bizdeki yasal yapıda 56-51 diye bir yasa var. 7, şimdi tam ezbere söyleyemeyeceğim ama 7 tane katalog suç sayıyor. Terörizm, çocuk pornosu, kumar, uyuşturucu diye giden evet. Bu 7 katalog suçu belli mekanizmalarla saptıyorlar. İşte savcılıktan bunun denetim mekanizmaları var. Yine Erişim Sağlayıcıları Birliği diye bir birlik resen karar vererek hızlı bir kararla kapatıp arkasından tekrar hukuka bunu yönlendiriyor.
Bu türden uygulamalar var ve gerçekten de bu 7 katalog suç çok önemli. Mesela çocuk pornosu korkunç şeyler. İnanılmaz bir şey. Mutlaka engellenmesi gereken, tabii, takip edilmesi gereken çok ciddi bir suçtur. Bütün dünyada, ülkemizde de öyle. İnternetin ilk günlerinden ülkemizdeki çalışmalardan bir fotoğraf vardı. Onu da bir gösterelim izleyicilerimize. Nereden nereye gelindi? Bu nedir? O internet böyle mi kurduk? Evet. Şimdi biz bu önümüzdeki perşembe 12 Nisan 93'te 25. yılı ODTÜ'de bir gün olarak kutluyoruz. O görüntü neydi, kablonun çekildiği yer ODTÜ mü orası? Şimdi o internetle doğrudan ilgisi yok ama ODTÜ'nün Türkiye'de ilk fiber optik altyapıyı kuran üniversite 89 yıldır o. Erdal İnönü. Burada Erdal İnönü internetin bir önceki versiyonunu, pahalı versiyonunu açıyor. Biz aslında 92'nin Ekim'inde bağlandık. Evet. Fakat teknoloji çok pahalı olduğu için şey yapamadık. Açamadık bunu. Müthiş bir fatura gelecek endişesiyle. Siz de vardınız o fotoğrafta. Orada ben de vardım. Evet. Turgut Özal'ın olduğu fotoğrafta. Bu konuya emek veren bütün siyasetçileri, akademisyenleri, buradan aramızda olmayanları rahmetle anıyorum. Başlatan, süreçleri başlatanlara da sizin gibi kıymetli hocalara da teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bugün Türkiye'de böylesine bilimde, teknolojide belli bir yere geldiysek bunda çok önemli bir katkınız oldu kuşku yok ki. Umarım çok daha hızlı bir şekilde devam eder bu süreçler. İnternet.org.tr denen sitede şu anda bunları yayınlıyoruz. İnternet.org.tr'de. İzleyicilerimiz İnternet.org.tr'den bu görüntülere İnternet bakabilir. İnternet alan isimlerinin alınmasında TR uzantılı isimleri yine ODTÜ üzerinden alıyorlar. Şu anda evet. O şöyle de bir yanılgı var orada. Nokta TR, nokta FR gibi, Fransa gibi, Fransa Türkiye gibi. Bu tekel olmak zorunda. Yani tek noktadan. Onu ODTÜ mü veriyor Türkiye? Şu anda biz veriyoruz evet. Yani başladığımız için doğal bir. Çok hoş bir şey değil mi? O ayrıcalıklı bir şey yani ODTÜ bakımından da. Reklama gideceğim ama bu Bitcoin vari süreçlerle ilgili internetten yani paralar, sanal dünyalar böyle insanları heyecanlandırıyor diye görüyorum. Nispeten kolay elde edilebilir, erişilebilir diye. Bir uyarınız var mı? Uyarım. Siz mi? Yok, hocam, benim bir uyarım aslında çok devam edin mi diyorsun? Çok heyecanlı bir şimdi özellikle bu blok zincir yapısı çok heyecan verici bir gelişme. Evet. Bunun para birimi olarak kullanılabilmesi çok yaratıcı bir gelişme. Yani fikir çok iyi fikir. Evet. Ama yani merkezi bir otorite tarafından desteklenmeden güvenebileceğiniz şeyler yapmak, kontratlar yapabilmek. Ama güvenebileceğiniz kontratlar mı onlar acaba? Kesinlikle. Yani ispatlı bir şekilde güvenebileceğiniz. Evet, evet. Evet. Yani o zaman şunu söyleyelim. Aman internetten de bir şey oldu, sanal aleme güvenilmez gibi bir yargı da oluşmasın. Bir ön yargı oluşmasın. Yani internetten gelen her şey o kadar da paniğe kapılacağınız bir şey olmayabilir. Şimdi şöyle, spesifik bir para birimi bakımından hani bu güvenlidir demiş olmayayım. Yanlış anlaşılmasın. Çünkü hani Bitcoin'in de başka para birimlerinin de başka dijital para birimlerinin de hataları olabilir. Evet. Ama bunların yenileri de çıkacak. Bunlar çok hızlı gelişiyor. Çağın bir gerçeği olarak. Yani çağın bir gerçeği. Alttaki teknoloji, özellikle ikisini birbirinden ayırmak lazım. Hı hı. Blok zinciri denen alttaki teknoloji kendini ispatlamış ve çok faydalı alanlarda kullanılabilecek bir teknoloji. Yani Elif Hanım'ın söylediği doğru zaten. Evet. O teknolojiye özellikle. Bitcoin özelinde ise bir özel bir para birimi Bitcoin. Hı hı. Bunun kötüye kullanımı, borsalardaki spekülasyon gibi Bitcoin üzerinde spekülasyon yapmak, bunlar çok olası şeyler ve muhtemelen de yapılıyor. Çünkü dalgalanıyor. Bir ara 30 bin dolarlara çıkıp şu anda 6 bin doların altına inmiş durumda. Dolayısıyla her para biriminde olduğu gibi bunda da olacak. Bu arada bir de şunu söyleyeyim. Muhtemelen şöyle bir rezistans da var. Finans kuruluşları her bir parasal işlemde küçük kuruşlar alıyorlar ama bunların toplamı dünyada günlük çok olarak büyük çok büyük paralar. Doğru, haklısın. Ve blok chain bunu kaldırıyor ortadan. Evet. Evet. Reklama gidiyorum. Bir öneri de Cesim İnce'den startup için umut veren proje olarak Türkçesini önermiş. Peki, birçok öneri geldi. Hem Instagram'dan hem Twitter'dan gelen mesajlara teşekkür ediyorum. Reklamdan sonra buradayız. Şimdi Atilla Hocam, bir şey merak ettiğimizde bir arama motoruna giriyoruz, bakıyoruz ve ilk sayfada ilk birkaç maddede çıkanı hop diye alıyorlar insanlar. Evet. Bu nedir bu durum?
Şimdi tabii bu arama motorları Google'ların önemli örneği, bunun gibi Yandex, Yahoo, şu bu var ve bunlar bir şekilde bir sınıflama yaparak bir sıralama yapıyorlar. Bu sıralamanın bir kısmını sizin gerçekten yoğunluğunuz, bilginizin çok görünülür olması sağlıyor. Bir kısmı da reklamlardan doğru paralı olarak öne çıkmaya başlıyorsunuz. Bir kere şunu bir ayırmak lazım. Bilginin örtük olanıyla açık olanı var. Çok ileri teknoloji bilgilerin büyük kısmı bir kere örtük. Gizli yani. Kapalı tabii, mı demek tabii. istiyorsunuz? Yani kapalı. Bir konuda çok uç noktada bir araştırmada... Uçak motoru nasıl yaparım diye yazdığım zaman o bilginin ne, şeması falan çıkıyor. Bulunabiliyor tabii ama çok uç noktada bir araştırmayı siz patentleyene kadar muhtemelen, üreteceğinizden emin olana kadar çıkartmıyorsunuz. Bu örtük bilgi. İngilizcesiyle tacit deniyor buna. Ne deniyor? Tacit. Tacit diye yazılıyor. Evet. Bu örtük bilgi hala var. Bilmiyorum Elif Hoca da katılır mı? Giderek açık bilgi çoğalıyor fakat bilginin kalitesini ölçmek gerçekten çok önemli bir şey. Ve bu herkesin kendi bireysel sorunu. Dolayısıyla o bilgiye çok dikkatli ne olduğuna bakmak lazım. Çünkü her konuda yüzlerce, binlerce kaynak bulabiliyorsun. Özellikle ben sosyal medyada insanlara şunu öneririm. Yani Twitter falan gibi böyle açık ve çok manipülasyona çok açık ortamlarda ilk gördüğünüz, ilk karşınıza çıkan şeyin üzerine lütfen atlamayın, dikkat edin ve doğruluğunu mutlaka birkaç kaynaktan doğrulatmaya çalışın. Çok tehlikeli şeyler çıkabilir karşınıza. Kesinlikle. Yanlışlarla dolu bir dünya var ortada. Hocam sizin 5G ile ilgilendiğinizi biliyorum. O konuda bir cümle, ODTÜ'de ne yapıyorsunuz, ne yapacaksınız, onunla bitirelim programı. Tabii. ODTÜ ve Bilkent ve Hacettepe Üniversitelerinin kampüslerinin bulunduğu alanda ve bir takım devlet binaları, bakanlıklar, şehir hastanesi vesaire bulunan alanda bir 5G test sahası kuruluyor. 5G vadisi deniyor buna BTK tarafından. Burada 3 operatör ve çeşitli firmalar yer alacaklar. 5G baz istasyonları kurulacak. Ve araştırmacılar burada ve firmalar izin alarak rahatlıkla 5G altyapısı kullanan teknolojileri test edebilecekler. Bir de 5G TR Forum diye bir oluşum var. KOBİ'lerden, firmalardan oluşan. Yani Türkiye 5G işine girmiş durumda. Ve bunun en önemli faydalarından biri de aslında bundan sonraki jenerasyonlarda, örneğin 6. jenerasyon kablosuz ağlarda çok önemli entelektüel söz sahibi olabilecek olması Türkiye'den çıkan firmaların ve Türkiye'deki araştırma ortamının ürünlerinin 6. jenerasyon ve sonrasında kullanılabilecek olması. Çok güzel gelişmelerden bahsetti Profesör Doktor Elif Uysal Bıyıkoğlu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Bu konuda Türkiye'de öncülük eden, kuruluşundan beri, internetin Türkiye'ye gelişinden bu yana öncülük eden benim çok değer verdiğim, çok önemli eğitim kurumlarımızdan biri. Buradan bütün ODTÜ'lülere de, ODTÜ mezunlarına selam gönderelim. Doktor Atilla Özgit Hoca da internetin kuruluşunda Türkiye'de bulunmuş bir isim. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok hoşuma giden bir şey geldi, onu da kapatalım. Twitter'dan startup için öneri istedim ya izleyicilerimizde. Ya nasip ya kısmet projesi demiş bir izleyicimiz de. Çok güzel değil mi? Kitapla bitirmek istiyorum. Bizim arkadaşlarımızın da aralarında bulunduğu Doktor Cansel Poyraz Akyol bizim CNN Türk'teki editör arkadaşlarımızdan psikolog Doktor Mehmet Şakiroğlu ile bir kitap yazdılar. Çok önemli bir kitap. Hay Kitap'tan yayınlandı. Çocukları Sanal Dünyadan Koruma Kılavuzu. Bir rehber niteliğinde, sanal dünya her şeyle kötüdür, yanlıştır anlamına gelmiyor elbette. Çok faydalı yönleri var ama ne yapmak ve ne yapmamak gerekir noktasında yararlı olduğunu düşünüyorum. Ben çok keyif aldım, yararlandım sohbetten. İstanbul'da olduğunuz bir dönem yine sizi davet edeyim, sohbet ederim. Çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de aynı şekilde mesajlar için yarın Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdman konuğum olacak. Farklı bir mekanda yayın yapacağız. Çok önemli konular konuşacağız. Türkiye'nin Avrupa ile genel olarak Batı ile ilişkileri hakkında bir sohbet olacak. Hoşçakalın.